mantığı da var. Ne olur ne olmaz yani, laik görünce papyonla, dindar görünce sarıkla idare etme. Bu ikili davranış Türkiye'de FETÖ gibi yapıları üreten davranıştır. Çünkü ikilik, ikirciklik bizde yadırganmıyor. Ya ben böyle konuşurum, dışarıda da öbür türlü konuşurum. Evde dindarım, dışarıda oldukça efendim modernim veya evde modernim, dışarıda çok dindarım. Dolayısıyla neredeyse psikolojik marazi bir kişilik bölünmesi var. FETÖ dediğimiz yapı bu kişilik bölünmesinin artık Everest zirvesine çıkarılmış bir şey. Yani münafıklık eğitimiyle insanların dini münafıklık olarak yaşadıkları bir yapı bu toplum içinden çıkabiliyor. Uzaydan gelmedi. O örgütün iyi diş ettiği insanlar Denizli'nin bir köyünden, Erzurum'un içinden, efendim Diyarbakır'ın bir ilçesinden veya Edirne'nin bir tarafından. Yani bunlar bizim evlatlarımız. Ama bu yapıya nasıl kapılabiliyor? Çünkü bu ikirciklik kendisi olamamadan doğan bir şeydir. Kendin olamazsan her şey olabilirsin. Bir şahıs olamıyorsan birden fazla şahıs olabilirsin. Bu bizde gerçekten toplumsal bir patoloji, toplumsal bir marazdır. Ve yeni değildir. Kökenlerini böyle bir takım örneklerle göstermeye çalışıyorum. Bu da öyle.